Herkese selamlar, Nas ekranlarına hoş geldiniz. Bugün tarihçi yazar Ozan Bodurla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Safa bulduk teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Şimdi tabii bugünlerde de çok konuşulan tarihi karakter Sultan Abdülhamit Han'la başlayalım isteriz. Her şeyi konuşabiliriz ama Sultan Abdülhamit Han döneme öylesine damgasını vurmuş bir isim ki bugün de 100 yıl sonra da aynı. Minvalde konular yaşanıyor ve işte bir kısım Abdülhamit Han'ı eleştiriyor, bir kısım başka şey söylüyor. Yıllarca Kızıl Sultan dendi. E, oradan bir başlayalım. Yani Abdülhamit Han'ın baskıcı olduğu yönünde çok e, haberler çıkar, internet gazetelerde. Öyle miydi? Yani Abdülhamit Han e, 33'le yakın bir saltanat oldu ondan sonra. Ona karşı yaşanan hadiseleri, döneminde vuku bulan olayları vesaire sistematik olarak doğru şekilde incelendiği zaman ancak Abdülhamit Han'ın işte bir despot mu, bir diktatör mü yoksa işte bir hükümdar mı vesaire olduğunu daha nitelikli şekilde tartışmamız mümkün. Her şeyden önce şunu göz önünde bulunmak lazım. Osmanlı Devleti teokratik bir devletti. Ondan sonra demokrasiyle yönetilen bir devlet değildi. Başta bir hükümdar vardı. Ondan sonra bunun yanında Abdülhamit Han'ın ee, gayret ve ee, lütuflarıyla diyeyim. Ondan sonra bir meclis kuruldu. Ondan sonra daha sonra o meclis feshedildi. 1908'de tekrar kuruldu vesaire. Şimdi o aradaki boşluk içerisinde neden meclis kuruldu, neden vazgeçildi? Abdülhamit Han'a karşı cereyan eden muhalefet, muhalefetin muhalif görüşlerin arka planında ne vardı vesaire. Hani bunları çok bilmeden ondan sonra sadece zahire göre hüküm vermek bizi yanlış yorumlara Sevk edebilir. Abdülhamit Han 31 Ağustos 1876 tarihinde 34 yaşında Osmanlı tahtına çıktığı zaman e, kucağında bir 1877-78 Rus harbini buldu. Haliyle bu e, Osmanlı son dönem tarihin en sarsıcı hadiselerinden bir tanesidir. Evet. Şundan dolayı sadece o yıllarda e, 500 bin'e yakın muhacir geldi. E, Rumeli topraklarından, Balkan topraklarından ve Kafkasya topraklarından. Şimdi o dönemki nüfus, o dönem İstanbul'un içerisinde bulduğu şehircilik, o dönem İstanbul'un içerisinde bulunduğu İAŞ stokları vesaire falan düşündüğü zaman 500 bin rakamı çok korkunç bir rakamdır. Biz sadece bunların 30 bin tanesini Ayasofya Camii Kebiri'nde misafir ettik. Yani sadece savaşın sarsıcı etkisinden e, vesaire konuşmuyoruz. Yani e, ortada büyük bir facia var ondan sonra. E, haliyle bu 1877-78'de yaşanan hadise, e, hemen öncesinde bulunan öğrenci ayaklanmaları, devletin savaşa sokuluş biçimi, ondan sonra 2. Abdülhamit Han'ın amcasının bir darbeyle tahttan indirilmesi ve katledilmesi, şehit edilmesi. Birkaç gün önce şehadetinin yıl Sultan Abdülaziz Han'ın. Bugünkü Kabataş Erkek müdür odasında evet. ondan sonra katledildi. İşte Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın başında bulunduğu bir junta tarafından e, tahttan indirildi ve katledildi. 2. Abdülhamit Han tahta çıktığı zaman ondan sonra e, böyle bir manzarayla karşı karşıya şey yaptı. E, burun burunaydı karşı karşıyaydı. Şimdi düşünün diyor ki mesela Dolmabahçe Sarayı varken diyor Yıldız Sarayı'nı niye yaptı 2. Abdülhamit'ten Han diyor. Yani sizin amcanız sultan olan hükümdar Dolmabahçe Sarayının hemen kenardaki bir şeydir. Dolmabahçe Sarayı'nı gidip görmüşsünüz, denizin hemen kenarında. Bir donanma darbesiyle e, tahttan indirildi ve katledildi olması böyle bir yaş şey yaşamış olsanız siz de halledersiniz ki ben daha içerilere bir yere saray yapayım ve kontrolü elime alayım. alayım dersiniz. E zaten bugünün sorunu bu böyle çok ezbere konuşmak. Evet. İnsanlar çok ezbere politik ve bakış açısıyla konuştuğu için Saçma sapan şeyler söylüyor. O Dolma mesela çok kişi söyler. Yani hani çok söylüyorlar ama arkasını bilmiyor. Yani işte ikinci abdörlüğten hani e, yaşadığı odayı yattığı yatağı vesaire görseler hani o saltanatın aslında öyle bir şey olmadığını falan anlayabilirler Anladım. ama Anladım. hani Yıldız Sarayı'nda hiç gezmemişler. Ondan sonra o da çünkü e, Yıldız Sarayı hani Dolma Bahçe Sarayı'nın veya Topkapı Sarayı'nın yanında çok böyle kıyaslanamayacak tabii, tabii, bir tabii. saraydır. Orada hani devletin tek elden yönetilmesi için bir mekanizma kurma e, şiarıyla o yapının oraya kondurulduğunu ve yapıldığını görmek gidip gezildiği zaman ve bazı tarih hadiseler anlatıldığı zaman, anlaşıldığı zaman pekala mümkün. Ama biz daha ziyade tarihi bir mühimmat malzemesi olarak kullanıyoruz. Yani ideolojilerimizin kurbanı yapıyoruz. Normalde tarih şunun için öğrenilir, tarih strateji için öğrenilir. Yani geçmişte siz objektif yorumlar yaparsınız, nerede yanlış yapıldığını vesaire kenara bir not alırsınız. Geleceğe dair planlarınızı da bu geçmişteki yanlışlarınıza veya doğrularınıza göre inşa edersiniz, ikame edersiniz. Ama bizdeki tarih anlayışı maalesef böyle değil. Bizde tarih anlayışı mevcut ideolojilerin mühimmat merkezine dönmüş. Kesinlikle. Yani tarihi kahramanlar da böyle. Tarihi kahramanların arkasına saklanmakla maalesef böyle. Mesela işte bugün Mustafa Kemal Paşa adına konuşanlar, bugün 2. Abdülhamit Han adına konuşanlar, bugün Enver Paşa adına konuşanlar, bunların hepsi için maalesef aynı şeyi söylemek mümkün. Ondan sonra Abdülhamit Han'ın bir kısmı başka bir özelliğini ön plana çıkartıyor, bir kısmı başka bir özelliğini ön plana çıkartıyor. Hay sadece kendileri görmek istedikleri 2. Abdülhamit tablosuna dair aslında Doğru. bir şeyler söylüyorlar. Yani aslında Neden Kızıl Sultan denilen yıllarca? Abdülhamit Han'a Kızıl Sultan denmesinin en büyük sebebi Ermeni ayaklanmaları. Yani e, tarihteki Osmanlı tarihinde yaşanan vuku bulunan 28 tane büyük Ermeni ayaklanmasının hepsi 2. Abdülhamit Han döneminde olmuştur. Ve hepsi 28 ikinci, tane. Tabii. Hepsi de 2. Abdülhamit Han döneminde bastırılmıştır. Ben sana çok daha korkucu söyleyeyim abi. Şöyle bir durum söz konusu. 21 Temmuz 1905 tarihinde Yıldız Camii'nde, Yıldız Hamiliye Camii'nde işte aralarında Belçikalı terörist Charles Edardo Cruz'in bulunduğu, arasında işte Droshnak gazetesini ki Ermenice bir radikal sol yayın organıdır. Droshnak, Droshnak'ın e, genel yayın müdürü o Christopher Mikelyan'ın bulunduğu, işte Rubina Fine gibi, Maria Zeiss gibi böyle namlı teröristlerin bulunduğu ondan sonra e, o döneme kadar yapılmış olan ki 2. Alexander suikaste buna dahil e, Avrupa'nın en korkunç terör eylemi Hamidiye Camii'nde yapıldı. Yani 26 tane askerimizi kaybettik, 58 tane vatandaşımızı kaybettik, yüzlerce yaralı vardı. Ve o gün o teröristler Osmanlı Sultan Osmanlı Hakan'ı katletmek için o terör eylemini gerçekleştirdiler. Ve bu işin zirve noktasıydı. Yani Abdülhamit Han nasıl kurtuldu? Abdülhamit Han bir anlık gecikme. Yani Tevfik de şiirde belirttiği üzere Şeyhülislam Cemalettin Efendi bir soru sormak için ikinci Abdülhamit Han'ı beklediği anda ki e, Tarihteki ilk saatli bombalardan bir tanesiydi o. 5 hmm. Beş defa şeye hatta giriyorlar. Ee, Rus e, sefaretini kendilerine sağlamış olduğu kimliklerle Cuma selamlıklarını beş defa kontrol ediyorlar. İkinci Abdülhamit Han camiden çıktıktan e, saat kulesinin altındaki kapıya kadar ki geçen süre bir dakika 32 saniye. Bombanın ayarını bir dakika 32 saniyeye göre kuruyorlar. Abdülhamit Han orada beklediği anda e, Şeyh Yüzyıl Cemalettin Efendi birkaç soru sorunca beklediği anda Abdülhamit Han caminin hemen önündeyken bomba. Patlıyor ve e, artık takdir ilahi nihayetinde canını kurtarmış oluyor. Ama bu Ermeni terörünün zirvesi. Bunun önünde e, Sason ayaklanması var. Korkuş bir ayaklanmadır Sason ayaklanması? Ama ben size çok daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Hani biz... Maalesef o tali hadiseleri falan böyle es geçi veriyoruz ya. Mesela ben Sason'a bakıyorum mesela. Sason'un başındaki adam ondan sonra. E, Sason'u, Sason isyanını inşa eden adam, Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklandıran adam. Bugün mesela hala radikal Armakyan'dan bahsediyorum. Hani radikal Ermeniler, radikal solun içerisindeki Ermeniler tarafından hala ısrarla ön planı çıkartıyor. Mesela ben bu en son işte PYD olaylarında, YPG olaylarında falan gördük evet. işte bazı üniversitelerden Öğrenciler gittiler orada işte YPG saflarında öldüler bilmem ne. Kod adına bakıyorum. 100 sene önce Ermeni ayaklanmasında Osmanlı'ya karşı savaşmış olan Ermeni teröristin ismini kendine kod adı olarak almış. Yani hani Ahmet Cevdet Paşa'nın çok güzel bir sözü var. Tarih tarihin aynasıdır diyor. Hani biz geçmiş okumalarımızı günümüze göre yapmazsak Günümüz değerlendirmelerini de geleceğe göre yapmazsak tarih okumak hava Bizde biraz şey var ya, sıfırladık geçmiş. ya herkes dostumuz herkes şu ya sen öyle, öyle olmuyor. görebilirsin öyle, ama olmuyor. öyle görmüyor. Öyle olmuyor hani belki de en büyük mesela e, yanlışlarımızdan bir tanesi en büyük eksiklerimizden bir tanesi diyelim hani bir e, terörle mücadele arşivimizin olmaması Osmanlıya dair. Doğru. Hani sadece Cumhuriyet tarihinden bahsetmiyorum. Hani bu kadar toprak kaybetmiş, bu kadar geri çekilmiş ondan sonra ki e, bizim serençamımız hattı müdafaa, bu hattı müdafaa vardırla tekrar geri döndü. Yani Sakarya meydan muharebesiyle bu gerilemeyi durdurduk. Orada durdu bizim gerilememiz. Oraya kadar biz çekildik, 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 çekildik. 1922'de o gerileme durdu hani en azından ana karayı bu kurtardık. Yani Anadolu ana anakarasından bahsediyorum. Ana karayı bu kurtardık. Ama şimdi o zamana kadar bir sürü ayaklanma olmuş, Sırp ayaklanması olmuş, Arnavut ayaklanması olmuş, Yunan ayaklanması olmuş. Öbür tarafta Arap isyanları olmuş vesaire vesaire vesaire. Bu kadar çok örgütle, bu kadar çok yasa dışı tertibatla muhatap olmuş bir geleneğin bir medeniyetinin en azından tarihe dair bir terörle mücadele arşivinin olması lazım. Dün bir komutanımız geldi. Emekli yerbay Şefik Ünal yeni kitabını çıkarmıştı. 1984'te PKK'lı olan ve ölen teröristin ismi, kod ismi hala 2022 yılında ölen teröristlerin ismine veriliyor. Yine seni tam aynı, aynı durum. Bizse 1984'te ilk şehit olan, PKK teröründen ilk şehit olan Mehmetçimizin ismini herhalde hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani işte bu şununla alakalı bir durum. E, maalesef hani o hafızayı diri tutacak alanlar da oluşturmuyoruz kendimize. Hani toplumun, hani toplumdan, yani sokaktaki vatandaştan onun ismini hatırlamasını zaten bekleyemezsiniz. Hani çünkü Türkiye gündemi çok hızlı değişen çok bir yer, bir ülke. Dün unutuyoruz. ama Türkiye'de yaşamanın bedeli bu. Hani e, bundan şikayetçi olmanın manası yok. Dedelerimiz de böyle yaşıyordu. Ondan öncekiler, biz de böyle yaşayacağız yani. Evet. Onlar, Hani bundan şikayetçi olmak, dedelerimiz e, burada yaşamanın bedelini statik olarak ve estetik olarak yerine getirdikleri için süper güç oldular. Hani Değil biz de statik ve estetik olarak bunun gereğini yerine getirdiğimiz zaman Türkiye büyük bir güç haline gelecek. Buna şikayet olmanın manası yok. Nihayetinde biz bin senedir bu topraklardayız. Allah nasip kısmet ederse bin sene daha bu topraklarda olacağız yani. İnşallah. Hani biz bugün e, torunumuzun torununa bu topraklardan Türkler söyleyebiliriz yani. Hani burada durmak bizim için bir yemin, bir ant, bir şiar ondan sonra. Ama bunun bu estetik e, ve e, idari, içtimai, ekonomik şeylerini de, e, gerekliliklerini de, kültürel gerekliliklerini de yerine getirmek lazım diye düşünüyorum ki o bilinç oluşabilsin. Peki Sultan Abdülhamit Han neden Kızıl Sultan deniliyor dedik? Neden Ulu Hakan denildi? <laughs> Tam dersinize sonra... <laughs>